0 saniye. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepinizin bayramı mübarek olsun. Bugün sizlere İlker abinin kanalını tanıtacağım. Bu ikinci tanıtımım oldu. Bu sefer detaylı tanıtım yapacağım. Arkadaşlar, İlker abi 4 yıldır YouTuber. Ben kanalını çok seviyorum. Videolarını da hep izliyorum. Hiç kaçırmıyorum. En çok da Android videolarını seviyorum. Android videoları çok güzel oluyor. İnşallah ailenin de bir ara kompakt sesini bulur da çalıştırırız, kullanırız. Aslında bu ailenin kompakt sesi var da ama maalesef konuşmuyor. Hiçbir şekilde konuşmuyor. Ama bu şeyde firmada saçma yapmış. Bilgisayarda konuşuyor da telefonda niye konuşmuyor? Bir de İlker abi Google metin okumayı paket ismini değiştirip de yapabildiyse niye Samsung metin okumayı yapamıyor? Anlamadım ben onu şimdi. Ne ve menü. İlker diğer seç İlker Ayıldızoğlu. 952 abone, 851 video. 952 abonesi var, 851 videosu var. İlker şu an menü düğme. Menü diyerek paylaş. Kanalı paylaşabiliyorum. İlker Ayıldızoğlu kanalından en yeniler başlık. Yani başkalarına atabiliyorum yararlansın diye. Bu videonun altına İlker abi yorum yaparsa yanıt veririm, kalp atarım. Gerçekten kendisine de teşekkür ederim. Mesela ben aileni istemiştim olan, ailenin hata bilgisayar için olanı istemiştim. Vermişti. Fakat bir şey bulunamadı demişti. Linke tıkladım da ilk başta. Sonra dedim tekrar verir misin dedim. Acaba ailenin yeni bir sürümü mü çıktı dedim. Öyle dedim işte. İşte ne dedi? Kanala git düğme. Yani. Logo en dot kanala işte menü pocalizer seslerindeki cam işte pocalizer TTS orijinal ya logo infobox kullanıcı Android için vocalizer TTS Türkçe ücret Android için yerde ve cam sentezleyicilerinin jumpa Android erişilebilirlik NVDA tonisi en mod yeni bulunan ekran ok. Bugün sizlere İlker Ayıldızoğlu kanalını tanıttım onda yeni bulun şuna bakalım bekleyin video bu arada, oynat hani şu Talkback çeşitli sürümler .7z dosyasını İlker abi sen şifresiz bir şekilde ve çıkartılmış bir şekilde atar mısın lütfen? Çünkü şifre bana zor geldi de giriyorum. İşlem tamamlandı diyor. Toplam hata ne bileyim bir şeyler diyor işte. APK'leri kuramıyorum. Acaba bunun şifresini kaldırmak mümkün mü? Ya şifreyi sen yaptıysan kaldırabilir misin lütfen? 10 saniye ne bileyim, video hani, oynat. Hani, düğme. Ne bileyim 1.1'i 2.2 sen buldun ya. Ne şifre koyduğunu düşünüyorum. Video bir de bunların hani dediğin şöyle bir başa saralım. Tamam. Bekleyin. Yaparım. Kere. 51. Evet
ayarlar menüsüne girince yine talkback ayarları diye çıkıyor. Dediğim gibi bu ekran okuyucuların tamamı talkback veya voice assistant üzerine kurulu sistemler. Tabii ki ben burada insanları yargılamak istemiyorum. Yargılayıcı bir dil kullanmak niyetinde değilim ama her yiğidin harcı değil öyle sıfırdan ekran okuyucusu yazmak. O yüzden bu insanlar da, bunu yapan kişiler de TalkBack veya Voice Assistant üzerine kurgulamışlar sistemleri. TalkBack ayarları. Sürüm 1.0. Evet, bir şeyleri işaretler gibi çıtır çıtır ses geliyor. Konuşma, üst bilgi. Konuşma ses düzeyi, medya ses düzeyi ile aynı. Ses tonu değişikliklerini kullan. Klavye geri bildirimini daha kalın tonla söyle, işaretli, klavye yankısı, basılan öyle. Tuşları her zaman sesli olarak ayarlar bu şekilde. Erişilebilir. Musli TalkBack, açık. Musli, bunu kapatalım. Açık. Diğer tamam, ekran okuyucusuna geçelim. İlk herhalde azıcık görüyor. TalkBack, yaşında. Açık. Anahtar. Normal bu. Değiştirmek için iki kez TalkBack açık olduğu videoyu oynat. Ortaokulunu Türkan Sabancı'da bitirmiş. Şu anda açık lisede okuyormuş. Bir tane kullanıcı sormuş. Demiş İlker abi kimdir? İlker abi görme engelli midir? Öyle sormuş. İlker abi de bahsetmiş. Videoyu duraksan. Ekrana bakmadan... Bunu kapatalım. Seç ve TalkBack. Çünkü bunu herkes açık. İyi biliyor. Tamam. TalkBack kapalı. Bir saniye voice assistant. Anahtar tak seç ve dinle. Kapalı. Anahtar talk only. Kapalı. On talk only. Voice assistant kapalı. Bu talk over dediği de Apple'ın VoiceOver'ına benzetmeye çalışmışlar biraz. Onun ses denetimleri falan var. Açalım. Ses denetimleri dedim. Ses efektleri pardon. TalkBack açık. TalkBack açık olduğunda cihazınız görme engellilere ve az gören kullanıcılara yardımcı olmak için sesli geri bildirimler salar. Örneğin, dokunduğunuz, seçtiğiniz ve etkinleştirdiğiniz öğeleri açıklar. TalkBack'i yanlışlıkla açtıysanız kapatmak için çevresinde yeşil çerçeve görünene kadar anahtara hafifçe dokunun. Ardından anahtara iki kez hafifçe dokunun. Görüntülenen onay iletişim kutusu için de aynı işlemi yapın. Açık anahtar. Ayarlar düğme. Evet, görüldüğü gibi. Etkinleştirmek için iki kez hafifçe dokunma. Uzun basmak için iki kez hafifçe dokunma ve basılı tutun. Duyuyor ama dolaşım esnasında tıkır tıkır. Normalde Apple cihazlarında dolaşım esnasında tıkır tıkır gelen ses burada sekteye uğramış. Öyle talk only. Çok fazla erişilebilir. Verimli olmamış. Seç ve anahtar eriş. Talk only açık. Anahtar eriş. Talk assistant kapalı. Anahtar eriş. Seç ve talk only açık. Talk over. Bunu da açık kapatalım. Açık. Şimdi. Tamam düğme. Voice Assistant'ın tam taklidi olan bir ekran okuyucusuna geçiyoruz. Talk Assistant. TalkBack açık. Talk Assistant. Ayarlar düğme. Açık anahtar. TalkBack açık olduğunda cihazınız görme engellidir. Liste listesine. Daha güzel. Bu da hani böyle voice assistant TalkBack karışımı bir şey yapmışlar ama dediğim gibi farklı bir sistem değil. Ben en çok şeyi sevdim. Şeylerin üzerine TalkBack kurulu. Dediğin şey. Anahtar erişimi. Anahtar erişimi. Ayarlar kaldırıldı. Sayfa 1 ikinci. Şeyini vereceğim indirme bağlantısını. İsteyen indirip kullanabilir. Bir de bunların hani dediğim gibi aynı sistemler üzerine kurulu olduğundan zor bir kullanımı yoktur yani.
basit, kolay bir kullanımı var. Zaten TalkBack ekran okuyucusunu kullanmayı bilen çoğu kişi bunları da kullanabilir. Ben kullanabilirim mesela. Ben biliyorum çünkü. Farklılık yoktur. Bir de bunların yedeğini almak lazım diye düşündüm ben. Hani evet, birdenbire belki Google TalkBack uygulamasını kaldırmayacaktır. Belki ekran okuyucular daha da gelişecektir ama engelliler olarak olumsuz şeyleri de göz önünde bulundurarak işimize yarayacak programların yedeğini almanın gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Hani bir engelli olarak bu sistemler tamamen ortadan kalkmayacaktır tabii ki ama ortadan kalkacakmış gibi olumsuzlukları da düşünüp ona göre yedek almak lazım diye aklımdan geçirdiğimden bu ekran okuyucularını toplayıp düzgün çalışanlarını tabii en az sorun çıkaranlarını veya hiç sorun çıkarmayanı da var arada toplayıp tek bir pakete koydum ve bunları işte videonun altındaki indirme bağlantısına koyacağım. Pardon, videonun altındaki açıklama kısmına koyacağım. Oradan indirirsiniz. Bu arada çok teker teker konuşuyorum. Bazen saçma sapan bir biçimde cümle düşüklüğü oluyor. Kusura bakmayın. Acelem var. Bu videoları da alelacele çekiyorum zaten. O yüzden bu kadar her şey birbirine giriyor arada sırada. İlerleyen zamanlarda daha sakin videolar çekmeye başlayacağım. Bol bol zamanım olacak ama şu an için bir takım işlerim olduğundan dolayı böyle sık sık videoda çekemiyorum. Video çekince acele edip bir an önce bitirmeye çalışıyorum. O yüzden böyle sorun oluşuyor. Kusura bakmayın yani. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Bir yorumlara bakalım. Düğme. Umut top. Umut Keçili. 5 ay önce abi başka ekran okuyucusunun linkini atabilir misin? Öbürü hep hata veriyor. Bir beğeni. Bu yanı İlker Ay Yıldızoğlu bıraktı. Musa Ötü. Düğme. Musa Ötü. 1 yıl önce abi merhaba, bu videonda kişiye indirdiğim rardan çıkarmak için girdim fakat parola girin falan diyor. Ne yapacağım yani, parola girin diyor. Ses kişi lazım bu arada, yanlış şeyler olduysa kusura bakma. Bir beğeni. İki yap. İlk. Bakalım şifre neymiş? İlker Ayyıldızoğlu. 1 yıl önce şifre. www.blind-help-project. .com 2 beğeni. Bakalım bir karakter şeklinde okutalım. Büyük L K E O E M E K T E N Bol büyük harf E A Z Uyarı var. Proje ilk uyarı K T I C I B İ İlker Ayyıldızoğlu. Bir yıl büyük iki boşluk. Şimdi okutuyorum. W bekleyin. www. B L I N D kısa H E L P alt çizgi P R O J E C T nokta C O M muş. Ha işte bu zor yazılıyor bana göre. Uyarı varsa şifresiz bir halde varsayılan İlker abi yorumlar bölümüne atarsın inşallah. İlker Ay Yıldızoğlu aboneliğinden çık. Ben de onun benim kanalımı tanıtmasını isterim. Gerçekten mükemmel. Tavsiye ederim herkese arkadaşlar. Yeni bugün sizlere İlker beğenebilecek. Yeni mod işte Android erişilebilir. Android için Yelda ve James işte
Android için Vocalizer TTS Türkçe Infobox Loco TTS kurulum anlat. Şuna bakalım Loco Endo. Ya arkadaş sağ olsun. Benim başıma çıkaralım. Cihazın kilidi sayfa 1/2. Herkese selamlar millet. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Ana bugünkü konumuz. Evet, bugünkü videomuz bu kadar. Hoşçakalın. 15